Yani İlkay tek çocuk büyümesine rağmen hiçbir zaman için şımarık bir çocuk olmadı. Yani evet. Her zaman doğruysa doğru, yanlışsa yanlıştır. Ben de İlkay'ın şımarık biri olduğunu düşünmüyorum zaten. Bir de tek başına büyümesine rağmen küçüklüğünden beri hiç şey yapmadı yani. Bana hiçbir yani bir gençliği de olsun, yani daha küçüklük dönemlerinde de olsun, bebekliğinde, o çocukluğunda da olsun, hiçbir zaman zor biri hiç olmadı. Sizi hiç üzmedi yani? Hiçbir şekilde üzmedi beni. Şu yani yanlış kadar... hiçbir şey de olmadı. Olumsuz mesela hiçbir şey yok. Mesela yurt dışında yok. Bir senede kaldı. 2 yıl yaklaşık kız arkadaşı orada vardı. Brezilyalıydı. Onun bile ailesiyle gitti, çağırdılar. Ailesiyle gitti, tanıştı. Biz ancak onu internet üzerinden görüşebildik, konuşabildik. Orada da mesela şey yaptığında... Kaldığı evinde bile, arkadaşları bile aradığı zaman veya Türkiye yurt dışından arkadaşlar onu ziyarete geldiği zaman bile İlkay için çok iyi bir arkadaş, işte çok iyi bir dost o şekilde, ve o şekilde kendisini de yurt dışına çağırdılar. Peki bir şey soracağım size. Brezilya sevgilisini burada anlatmanız ne kadar yani? Yani o... Yani hiç bizim tanışmamamızla, hani yani Türkiye'de olmayıp da yabancı bir aileyle olması, hani ondan dolayı o yani karşısındaki Mariana'nın kendisini devamlı hani araması, yani bunu biz evde çok yaşadık. Ondan dolayı yani çok yaşadık, yani devamlı arıyordu, İlkay'ı arıyordu, telefonlaşıyordu, yani hani gelin gibi, hani düşünürsünüz ya. Ne zaman bitti ilişkisi? Yani bu bir seneden fazla olmadı herhalde, bir yıl olmamıştır bile görüşmelerinin. Hmm. O da şeyden kaynaklanıyor, işte uzak mesafeden dolayı kaynaklanıyor. Siz bir şey ister miydiniz? Su falan alır mısınız? Olur, bardak su rica ediyorum. Su ben getireyim o zaman size. Misafir var ama. Melis'cim nereye? Ay ne oldu ki? Buradan çık. İlkay saklanıyor. Niye? Sen çıkar, yani sesleri duyunca bu taraftan çıkar. Gitti, gitti. Gitti. Annen geldi İlkay. Maria Hanım'dır nedir, senin bir sevgilin varmış, onu anlat. Annen buraya eski sevgilini anlatmaya mı geldi? Bu bir. Kızla sürekli konuşuyor musunuz? Bu iki. Bana dedin ki sürekli bu zamana kadar konuştuğum tek kız arkadaşımsın senin. Bu üç. Senin yalanların ne kadar büyüyecek? İstersen buna bakabilirsin. Ben kendisiyle konuşmadım. Annem sadece konuştu. Neye konuşmadın? Kiminle kendisiyle konuşmadın? Marina ile konuşmadım. Böyle bir Marina mıdır, Marina mıdır? Beni ilgilendirmiyor. İsmi hiç ilgilendirmiyor ben beni. Sana şöyle söyleyeyim. Bana bu bir dakika ya. Burada konumuz başka bir şey. Sen anca sevgilinin ismini düzeltiyorsun. Gayet. Senin annenin, tamam mı? Fatoş Hanım'ın buraya gelip de bana Marina mıdır, Mario mudur, her neyse, o kızı anlatmasın amacı ne? Bu bir. Ya ben sana söylüyorum. Sen niye hala bu kadar tepkisizsin ya? Tepkiyle ne alakası var ki bunun? Annem gelmiş sadece... Ayrıca annen bana bildiğin şımarık dedi. Benim oğlum şımarık değil falan yaptı yani. Bana şımarık demeye çalıştı da ben şımarık bir insan hiçbir zaman olmadım. Hayatım zaten bana şımarık olabileceğim kadar bir hayat sunmadı. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Annemin buraya gelmesinin sebebini biliyor musun? Niye geldi? Annem buraya seninle gelip benim ne kadar ciddi bir insan olduğumu aslında konuşması gerekirken annem böyle bir tavır sergilemiş olabilir. Ben onun adına senden özür dilerim. Ben annene hiçbir cevap vermedim tamam, zaten ilk. Beni hiçbir dinlenmiş. Şey söylemedim. Tamam, kalktım olabilir. Buraya geldim. Ben sana bir şey söylüyorum şu anda. Dinliyorum. Annem belli başlı şeylerin zaten haberdarı. Anladın mı? Kendisi biliyor benim seninle birlikte olduğumu. Ve ben sürekli halde kendisine de bunu söylüyorum. Sadece gelmiş, kendi yorumunu yapmış. Evet, yanlış yaptığı yorumlar var. Bu benden ötürü değil. Bu benim konuşup bak. Bu benden ötürü bir şey değil. Ben anneme kalkıp da şunu yapmalısın diye bir şey söylemedim. Kendisi ağzına gelen şeyleri söylemiş. Bundan dolayı yanlış yapmış. Evet, ben onun adına senden özür dilerim. Böyle bir şeyin yapılmaması lazımdı. Benim aslında buraya annemin gelmesinin sebebi şuydu. Aslında teyzem gelecekti. Fakat biz dün yapmış olduğumuz konuşmada benim ne kadar evlilik konusunda ciddiyetsiz olduğuma inanıyorum dediğinden dolayı ben annemi bugün buraya getirdim. Bu konunun farklı bir şekilde buraya gelmesinden ben üzüldüm. Ben böyle bir şeyin olmasını isteyen birisi değilim. İlkay, benim eski sevgilini konuşuyoruz. Eski ilişkim hakkında bir yorum yapmıyorum sana. Ben seninle burada eski sevgilimi konuşuyor muyum ya? Ben de eski sevgilimin ailesiyle tanıştım. Ben sana eski sevgilimin ilişkisiyle alakalı bir durumu açıklamıyorum ki burada. Biz ikimizin arasındaki diyaloğu açıklıyorum şu anda. Ya ikimizin arasındaki diyalog değil şu an önemli olan. Senin annenin, Fatoş Hanım'ın söylediği şeyler önemli. Sen bir sene önce bile olmamış ayrılalı bunu söylüyor. Sen 2013 diyorsun. Bu hangi Brezilyalı sevgilin acaba? Ben kıza diyorum ki Maria diyorum.
Yok, Marina diyorsun, ismini düzeltiyorsun. Ya ne kadar önemli ya, ne kadar önemli. Bırak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, gitme ya. Aa.